Geçtiğimiz günlerde biz Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet işletmelerinde, çeşitli kurumlarında çalışan 700 bin civarında işimizle ilgili çok önemli bir sözleşme yaptık. Ve o sözleşmede bilhassa düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçimizin ücret seviyelerini, onlara seyyanen 500 küsür lira zam yaparak ücret seviyelerini belli bir noktaya getirdik. Onun üzerine de bildiğiniz gibi sadece o işçilerde değil, bütün işçilerde yaklaşık %27'lik bir artışla bir toplumsal, sadece bir ekonomik anlaşma değil, bir toplumsal barışın nasıl gerçekleşebileceğini, nasıl mümkün olduğunu gösterdik. Tabii bu kamuda yapılan sözleşme özel sektör içinde yol göstericidir. Onlar için de belli bir taban, bir zemin oluşturur. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşme de kümülatif olarak yaklaşık %32 civarında bir artış gerçekleştirdik. Tabii o 2022-23 için Sayın Genel Başkan vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik. Sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o da? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Yani bu sözleşme döneminde 3600'ü bütün memurlar için ciddi bir sorun olan bu ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. O da sözleşmemizde kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Dolayısıyla onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından. Tabii geçici işçiler meselesi var. Yani 30 yıl, 20 yıl ben Demiryolları Genel Müdürü'ydüm. O zaman da bizim geçici işçilerimiz vardı. Hala geçici işçilerimiz var. Yani ne biçim geçici işçilik hale geçmiyor. Bu süreleri, bunları dikkate alarak, kamudaki bu geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak durumundayız ve bu meseleyi çözmek durumundayız. Çalışma Bakanı'nın önündeki görevlerden birisi budur.